Yani Gezdal için umarım ciddi bir sakatlığı yoktur Beşiktaş adına. Şu an ilk e, belirlemelere göre ciddi bir durumun olmadığı söylenmiş ama tabii MR'dan sonra e, yani bu, karar verilecek. Bu önemli olan... Acaba Ankara gücü maçında 11'de Hı. yine kaptan olarak çıkar mı çıkmaz mı? Bu merak ediliyor tabii ki. Ya Tabii şimdi 4,5 ay sakatlık geçirmiş bir oyuncunun e, bir kere şunu da e, belirtelim. E, belli ki e, psikolojik olarak da e, hazır değil. Neden hazır değil? Yani en ufak bir ağrı da e, hiç kendisini bile denemeden daha hemen şey oldu. Yani e, kadrodan çıkartıldı, 11'den çıkartıldı. Çünkü çok uzun bir sakatlık yaşamışsınız. Bir tarafınız evet. iyileşiyor. Bir tarafınızda bir ağrı hissettiğiniz anda ister istemez acaba yine bende bir sorun mu var? E, daha ciddi sakatlanır mıyım diye bir endişeye e, kapılıyorsunuz. Yani tam olarak hem psikolojik olarak, hem mental olarak, hem fiziksel olarak e, demek ki hazır değil. Yani oynamak da istiyor ama e, tabi bu işin dediğim gibi yani sağlık heyeti açıklamasını bekleyeceğiz. Peki şimdi Şenol Güneş'in maç sonu açıklamalarına şöyle bir bakmak istiyorum ben. Fanatik 3'ten e, aktaralım ilk olarak Üzün, üzüntü verici bir maç oldu başlığıyla. Şöyle yorumluyor Şenol Güneş, kazanmamız gereken bir maçtı. Rakip kapanan bir takımdı ama tempolu oynayamayınca rakibin bu kapanmasını aşamadık. Seyircinin coşkusuna karşılık veremedik. Üzüntü verici bir maç oldu. Ee, yine benzer bir başlık Sabah gazetesinde de var. Ee, hemen ona da bakalım. O gün Şahinoğlu kaleme almış. Fırsat tepti başlığıyla. Ee, ve altında da e, fatura takıma başlığıyla Şenol Güneş'in yine açıklamalarını görüyoruz. Antalya Spor kapanan bir takımdı ama tempolu oynayamayınca bunu aşamadık. Hiçbir futbolcumuzdan verim alamadık diyerek faturayı talebelerine kesti. Ee, Şenol Güneş'in bu açıklamalarını doğrudan oyuncularını biraz e, öne atan aslında açıklamalarını nasıl yorumlamak lazım? ya işte, takımın yani, Oyuncularından takımı... verim alamadım diyor çok net bir şekilde Şenol Güneş. Valla yani... Alan teknik direktörler var. Sonuçta yani e, verim alamadık demekle olmuyor. Yani verim alacaksınız. Hı hı. E, yani yapacak bir şey yok. Yani ben de iş yerinde de bir insandan verim alamıyorsanız... E, ...yani onu onu bir şekilde verimli hale getirmek için uğraşırsınız. Uğra, sonuç olmazsa zaten başka bir çözüm yolu bulursunuz. Yani ya bölümünü değiştirirsiniz ya da e, kendisi de ayrılmak ister e, gider. Ama yani burada oyunculardan e, gerekli verimi alamadım demek bana göre çok şey değil yani mantıklı gelmiyor bana yani sonuçta uzun bir ara verilmiş bu arada dönemde çalışmışsınız kritik bir noktadasınız Ka mutlaka kazanmanız gerekiyor bundan önceki maçlarda 5 puan kaybetmişsiniz yani e, e yani neden iyi, iyi top oynamıyor Beşiktaş yani bunu yapıl transfer edilmiş oynamayan oyunculara falan da bağlamak Zaten hiç olmaz. O zaman da insana derler ki yani Antalya'da 7 tane adam yoktu kardeşim. Siz ne diyorsunuz derler. Yani Beşiktaş şimdi sahada tribünleri heyecanlandıran bir hareket var mı? Nefes nefese insanları bırakan pozisyonlar yaşandı mı? Yoksa e, i̇şte yani bir hiç e, böyle bir bir şut vardı. Aa nasıl bir şut kardeşim? Bu nasıl da direği yaladı geçti ya da direkten döndü diyebileceğimiz bir pozisyon var mı? Ya tartışılan pozisyon bile yok maçta. Bir penaltı var. Yani penaltı var, bir de işte iptal edilen yanılmıyor. Evet. bir gol var. Yani e, böyle bir e, karşılaşma. Dolayısıyla hocanın burada e, yani oyunculardan verim alamadık ifadesi şey bir şey değil. Yani bana göre çok sağlıklı bir ifade değil. Yani verim alınması lazım. Ama bu süreci nasıl geçirdiniz, ne yaptınız? E, e, tabii ki zor. Yani sonuçta lige bir Ara verildi felaketten dolayı. Evet. Yani her takım bundan etkilendi. İşte Fenerbahçe çıktı. Çok kolay bir maç kazandı. Konya maçı çok kolay kazandı. Beşiktaş şimdi tribünler dolmuş. Ambiyans müthiş. Maç öncesi işte dördüncü dakikada on yedinci saniyede yapılan eylem bakılmaz. harika. Taraftar tezahüratını desteğini vermiş. Bu durumda. E siz de çıkıp kazanacaksınız yani. Bu kadar 7 tane bir takımında eksiği varsa Antalya Spor'un o zaman sizin de güle oynaya kazanmanız lazım. Farklı kazanmanız lazım yani. Ama e, yok olmadı. Şimdi o verim alınamayan isimlerden biri de Delali. Aslında her seferinde bir şans buluyor Delali ama o şansı bir türlü iyi değerlendiremiyor. Yine Sabah gazetesinde bir kutu var Delali ile ilgili sıfırı tüketti başlığıyla. Gezal'ın yerine ilk 11'de oynayan Delali ayağına gelen fırsatı iyi kullanamadı. İngiliz yıldız şut, isabetli şut, top kapma, uzaklaştırma, orta yapma değerlerinde sıfır çekerek etkisiz bir görüntü sergiledi ve 46. dakikada formasını Tayfura bıraktı. Ya öyle şimdi bir şey yani ki normal şartlarda böyle oyunculardan skor değiştirmesi beklenir. Bir, bir anda bir şey yapar, bir hareket yapar, bir gol tamam, atar ve skoru de, değiştirir ama şimdi, hiçbir şey yapmıyor. Ama siz sürekli işte e, Del Ali ile ilgili geçmişte bir açıklama yapılmıştı. Yani artık oynayacak bir durumu yok ki ben onu oynatayım demişti hoca ne kadar dokunabiliriz? Hayır yani ne kadar bilmiyorum. Evet, demektir. şimdi o ve onun gibi birçok oyuncuyla ilgili bir takım ifadeleri kullanırsanız, ya bu mevcut olan havayı da olumsuz hale getirebilir. Çünkü hocanın her basın toplantısında bir ifadesi var. İşte gidecek oyuncular var. Gidecek oyuncular var. Ya daha lig bitmedi. Tam gitsinler. Kimi gönderecekseniz gönderin. Takımı satın. Ne yapıyorsanız yapın. Boşaltın bütün Beşiktaş'ın kadrosunu. Bir bekleyin yani. Sonuçta 15. sırada olursunuz ya da işte 10. sırada 11-12'de olursunuz. Artık 25-30 puanlık bir fark olur arada. O zaman dersiniz ki getirin gençleri bunları da bir şekilde yönetim edersiniz. Gönderin ne yapıyorsanız yapın kardeşim. İsim isim de açıklarsınız. Ama yani bir yandan böyle biz bir şampiyonluk yarışının içinde olan, kupadan da elenmişsiniz. Yani çıktınız kupa maçında Ankara gücüne yedek kadroyla. Eliniz bugün elinizde kupa olsaydı tutunacak bir dalınız olacaktı.